Allah Celle Celaluhu insanoğlunu kendisine, yalnız kendisine kulluk yapmak için yaratmıştır. İnsanın bu dünyadaki görevi Allah'a ibadet etmektir veya kulluk yapmaktır veya itaat etmektir. İnsan bu maksat için yaratılmıştır. Bu maksat için dünyaya gönderilmiştir. Mutlaka Allah'a ibadet edilmelidir. Allah'ı mabud edilmelidir. Eğer Allah'a inanır, Allah'a ibadet ederse Allah Celle Celaluhu kendisini cennetine koyacağını bildirmiştir. Cennet, iman eden kimseler için, kulluk yapan kişiler için, ibadet eden insanlar için yaratılan çok önemli, çok değerli bir yerdir. Cennet muttakilerin yeridir. İman etmeyen, kulluk yapmayan kimseler Allah'ın cennetinden mahrum edilecek olan kimselerdirler. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de "La tedhulunel cennete hatta tu'minu" buyurmaktadır. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz buyurmaktadır. İnsanoğlu İman etmedikten sonra ne kadar iyilik yaparsa yapsın, madem ki imandan yoksundur, yani madem ki Allah'a inanmıyor, madem ki peygamberine inanmıyor, madem ki dinine inanmıyor, kitabına inanmıyor, madem ki cennetine, cehennemine inanmıyor, madem ki öldükten sonra dirileceğine inanmıyor, madem ki öldükten sonra hesaba çekileceğine inanmıyor, o kimse Allah'ın cennetinden mahrum edilecek olan kimsedir. Allah Celle Celaluhu muttaki olan kimseler için cennetini hazırlamıştır. Ve bunun yanında da cehennem vardır. İnkarcılar için, Allah'a karşı gelen kimseler için, Allah'ın diniyle uğraşan kimseler için, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, Allah'ın dinine karşı savaş ilan eden kimseler içinde cehennemi hazırlamıştır. Cennet var olduğuna inanmak mecburiyetindeyiz. Cennet manevi bir şey değildir. Cennet bu dünyaya mahsus değildir. Bazı kimselerin dediği gibi, eğer bu dünyada istediği gibi yaşayabiliyorsan, cennet işte budur diyorlar. İstediği gibi yaşayamıyorsan, istediğini elde edemiyorsan, o zaman bu dünya senin için cehennemdir diyorlar. Cennet ve cehennem yalnız manevi bir şeyden ibaret değildir. Şu anda cennet ve cehennem hazırdır, mevcuttur, yaratılmıştır, sonradan yaratılacak değildir. Ve cennete ve cehenneme giren kimseler orada sürekli, orada ebedi olarak, orada devamlı olarak yaşayacaklardır. Orada devamlı olarak kalacaklardır. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten sonra ölüm denilen yaratık cennet ile cehennem arasında yok edilecektir. Ve cennetliklere denilecektir ki artık sizin için ölüm yoktur, sürekli devamlı cennette yaşayacaksınız ve bundan dolayı da cennetlikler daha fazla sevinecekler, daha fazla Allah'a şükredeceklerdir. Tabii cehennemlikler de bu durumu öğrenince cehenneme girdiler, sizin için orada ebedi bir hayat vardır denildiği zaman onlar daha fazla üzüleceklerdir. İnsanoğlu bu dünyada ne kadar zorluklarla, sıkıntılarla, musibetlerle, işkencelerle karşılaşırsa karşılaşsın, cennete girdiği zaman bütün bu zorlukları, bu sıkıntıları unutacaktır. Allah'ın cennetini gördüğü zaman bu dünyadaki karşılaşmış olduğu zorlukları, sıkıntıları, musibetleri, işkenceleri unutacaktır.
Kafir olan kimse de aynı şekil cehenneme girdiği zaman dünyadaki o lüks hayatını, o güzel hayatını unutacaktır. Hiçbir şey hatırlayamayacaktır. O sebepten dolayı insan bu dünyaya aldanmamalıdır. Bu dünya insanı oyalamamalıdır. Madem ki ölüm haktır, madem ki ölümden kurtuluş yoktur, madem ki öldükten sonra cehennem o cehennem vardır, insanoğlu kendi kendini ona göre hazırlamalıdır. Allah Celle Celaluhu cennetin ve cehennemin var olduğunu haber veriyor. Binlerce melekler, binlerce peygamberler, milyonlarca insanlar da buna inanmaktadır. Dolayısıyla biz de inanmak mecburiyetindeyiz. Akli ve nakli delillere göre cennetin ve cehennemin var olduğu bizlere bildirilmektedir.